Benim çalıştığım alan su altı görüntüleme denen bir alan. Şöyle bir problemimiz var. Suyun altında fotoğraf çektiğimiz zaman suyun içinde ışığın çarptığı parçalar sebebiyle çektiğiniz fotoğraflar genellikle hep böyle bir mavi veya yeşil renk perdesi, sis perdesi arkasında oluyor. Dolayısıyla suyun içinde renkler var mı, neler var, bunları rahatlıkla göremiyoruz. Ben de o sis perdesini yok edip renkleri ortaya çıkarıp bu fotoğrafları sanki su yokmuş da biz karada çekmişiz gibi işlemeye çalışıyorum. Benim yaptığım iş bu. Photoshop'ta istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Çünkü piksel piksel o fotoğrafı bambaşka bir renge de dönüştürebilirsiniz. Ama birincisi bu hem yapan kişiye göre bir subjektif bir düzenleme hem de yavaş. Mesela bilimsel amaçlı su altı fotoğrafı çekiyorsanız bir dalıştan siz yüzlerce, binlerce fotoğrafla dönüyorsunuz laboratuvara. Bunu oturup da tek tek Photoshop'ta yapmanız mümkün değil. Zaten yapılsaydı böyle bir sıkıntımız olmazdı. Benim yaptığım şey fizik kurallarına uyarak su altı fotoğraflarını Photoshop'tan daha iyi ve daha tutarlı bir şekilde işlemek ki zaman kazanalım, fotoğrafları daha çabuk işleyelim, suyun içinde ne var ne yok gecikmeden öğrenebilirim. Çünkü dediğim gibi binlerce fotoğrafı elle işlemek zaten olamıyor, mümkün değil ama olsa bile aylar sürüyor. Bu, evet, yani bir standardı takip eden bir yazılım yaptım ben. Şu açıkçası çok memnunum çünkü biz deniz bilimleriyle ilgili, hani bilim bir yana deniz bilimleriyle ilgili pek bir konuşan bir millet değiliz. Halbuki ülkemiz bir yarımada biliyorsunuz. Her tarafımız su, tarihimiz, denizciliğimiz var, çok önemli. İnsanlar ilgi duyuyor. Fotoğrafların düzeltilmiş halini gördükleri zaman çok güzel sorular soruyorlar ve sanıyorum ki bu denize daha çok ilgi duymalarına sebep oluyor. Ben de çok mutlu oluyorum. Yani ilgiden çok memnunum. Gelen mesajlar çok olumlu ve sorular da çok güzel.